Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birkaç çiçeğin videosunu aynı anda göstereceğim. Bunun için Atatürk çiçeğimi, çuhalarımı, hatırlarsınız bunlar tomurcuk halinde kurumuşlardı. Bana getirmişlerdi ve ben tedavi etmiştim. Sonucunu gösteriyorum arkadaşlar. Sonucunda çiçeğimiz düzeldi. Bunu nasıl düzelttiğimiz hakkında kısa bir bilgi vereceğim size. Ayrıca menekşelerimiz ve yapraktan üretmiş olduğumuz yeni kalanşomuz arkadaşlar. Arkadaşlar, Atatürk çiçeğini paylaşmıştım. Yeni almıştık ve yeni aldığımızda hasta olduğunu fark etmiştim. Yapraklarını temizlemiştik. Hasta olan bütün çiçeklerini temizlemiştik. Ve buna ek bir vitamin vermiştim. Ek bir besin vermiştim kurtarma işlemi için. Daha sonra çiçeğimizi kurtarmıştık. Bu daha çok da ben Atatürk çiçeğini alıyorum, hemen yaprakları döküldü, çiçeğim kel kaldı diyenler için özellikle izlemeniz gereken bir video arkadaşlar. Bakın, içerisinden artık yeni yeni de çiçeklenmeleri devam ediyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu çiçeğimizi kurtardık. Bunu özellikle göstermek istedim size. Arkadaşlar, çuha çiçeklenmesi hakkında size kısa bir bilgi vereceğim. Genelde çuha çiçekleri yaprakları aşağıya doğru düşüyor. Çok susuz kaldığı zaman, zaten suyu seven bir bitki. Bunu da videosunda paylaşmıştım size. Eğer ki altına bir kaseyle su koyup da içerisine koyarsanız tekrar yaprakları yükselecek ve çiçeğiniz ölmekten kurtulacak. Sulamasını da yukarıdan değil de eğer alttan verirseniz daha iyi olacak arkadaşlar. Evet, yapraktan üretmiş olduğumuz menekşemiz. Bakın, görüyorsunuz yapraklarımız ne kadar güzel, sağlıklı bir şekilde çoğalıyor. Artık arkalardan da yapraklar vermeye başladı. Çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde büyüyor. Bundaki en büyük destek sarımsak oldu arkadaşlar. Benim sarımsak ve aspirinli kök güçlendirmem özellikle menekşeme çok iyi geldi. Yapraktan, iki yapraktan üretmiş olduğum kalanşom. Bakın, görüyorsunuz ne kadar güzel büyüdü. Artık yani bunun erken çiçeklenmesi bile olabilir. Öyle bir şey bile bekliyorum artık. Çok güzel bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hala büyümesine devam ediyor. Zaten benim videolarımı izliyorsanız bunun ne kadar küçük olduğunu, bunu çoğaltma işlemini dahi hatırlarsınız, çok olmadı. Yapraktan ürettiğimiz çiçekler biraz sabır gerektiriyor arkadaşlar. Bunu yorumlarınızda yazıp soruyorsunuz. Ben yapraktan menekşe ektim veya da yapraktan kalan çektim ama çürüdü veya da ne kadar uzun sürede çiçeklenir, yapraklanır tekrar diye sorular oluyor. Biraz sabır gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki yerini, ortamını severse ve sulamalarına da dikkat ederseniz çiçekleriniz gördüğünüz gibi de çok güzel bir şekilde canlılığını koruyacak ve uzun yıllar boyunca büyümesine devam edecek. Evet, şimdi en önemli hususa gelelim. Şimdi kalanşolarda dedik, tomurcukları açmadan eğer kuruyorsa bunu ne yapabiliriz dedik. Bunun için biz saksı toprak değişimi yapmıştık. Sebebini de zaten o videomda açıklamıştım size. Arkadaşlar, daha sonra ben saksısını değiştirdikten sonra potasyumla güçlendirme yaptım. Tabii kış mevsiminde olduğumuz için sarımsak ve aspirin olan bütün eklerime verdim ben o vitaminimi. Her kış ayda bir kez olmak üzere kesinlikle veriyorum. Eğer ki çiçekleriniz çok hastaysa, şimdi ayda bir kereyi beklemek biraz uzun vade olacak. Çünkü çiçek hasta olduğu için ayda iki kere de verebilirsiniz o sarımsak ve aspirin karışımını. Yazında mecbur kalmadığınız sürece de vermezsiniz.
Daha çok kışın güçlendirme için çok güzel oluyor. Bakın yeni yeni tomurcuklarımız başladı. Beyaz masumiyetin anlamı kalan şu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yeniden tomurcuklanmalarımız başladı. Bu da çiçeğimizin kurtulduğu anlamına geliyor. Bu kuruyan çiçek de olabilir. Bu tomurcuklar da olabilir. Ben bunları kesinlikle kopartmıyorum. Bakın görüyorsunuz. Buradan da tomurcuklanma yaptı. Çünkü bunlar kuruduktan sonra arkadaşlar tekrar arkasından çiçek verebiliyor. Yani siz eğer bunu tutar da şu şekilde keserseniz, mesela şunu şuradan kestiniz farz edelim. Bunu çiçeğin bir daha çiçeklenmesini önlemiş olursunuz. Bir daha çiçeklenmeyecek. Çiçeklense bile çok geç bir sürede çiçeklenecektir. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Çiçeklerimizin kuruyan çiçekleri olsun, kuruyan tomurcuklar olsun. Bunları kesinlikle ama kesinlikle ellemiyoruz ki bu şekilde tekrar yanından yeni tomurcuklar vermesi için. Bakın burada da veriyor. Yapraklanmış tekrar tomurcukları var küçük küçük. Ve sonuçta arkadaşlar ben bunu potasyum, gerçekten potasyum çiçeklendirme için çok önemli bir besin. Potasyum nasıl yapılır? Onun da linkini bırakacağım arkadaşlar yine açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar merak ettikleriniz yine olursa tabii ki sorabilirsiniz. Ama kısaca bir özet geçtim. Bunları da özellikle sizinle paylaşmak istedim. Çünkü videolarımın yorum kısmında genellikle sorduğunuz sorulardı bunlar. Bazen yorumları göremeyebiliyorum. Onlara cevap veremeyebiliyorum. Kusura bakmayın ama sorduğunuz soruların genellikle cevaplarını videolarımda vermeye çalışıyorum. Sizler için de faydalı olabileceğimi düşünüyorum bu konuda. Dediğim gibi hangi çiçeğiniz hangi sorunu yaşıyorsa bunları mutlaka videolarını çekmiş olabilirim. Kanalımdan videolar kısmından bakarsınız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.